Yani bir 400 kilo civarında bir yaş ürünü almanız takdirde bunu 2 ile çarptığınızda dönümüne 800 bin lira gibi bir cirosu açığa çıkıyor. Toprak açısından salep, tavlı, yumuşak, humuslu, yani organik maddece zengin bir toprak istiyor. Köyü sevdiğim için planlarım dahilinde her zaman vardı geri dönüş. Bu yüzden de ziraat mühendisliğini tercih ettim. Ziraat mühendisliğini bitirdim. Mühendisliği kısmında istiyordum ki köyde yapmak istediğim şeyleri daha böyle nizami yapabileyim, daha böyle düzgün yapabileyim. Bunları istiyordum. Köy için planlamalarımı yaparken de kenara köşeye iliştirdiğim notlarım arasında salep her zaman vardı. Doğal olarak ilgimi çekiyordu. Çünkü Kastamonu'da yaklaşık 25-30 tane türü mevcut. Salep orkidesi elde edilen. Şu an 500 metrekarenin üzerinde ekim alanımız mevcut. Planladığımız bu. Önümüzdeki yıl daha da arttırmayı planlıyoruz tabii ki. Bitkiyi daha da geliştirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Yani herkesin iki aldığından biz üç nasıl alabiliriz, dört nasıl alabiliriz ya artık hedefliyoruz. Benim merakım nereden geliyor? Tabii ilk başlarda yani iki noktası var bunun. Bir profesyonel merak var. Hani tıbbi aromatik bitki kıymetli bir ürün. Ondan sonra getirisi geliri iyi olabilecek bir ürün doğru yetiştirilirse. Bir de bunun kültürel bir merakı var. Nedir? Annem esasen orman köylü olduğu için biz her sene mutlaka yaylalara çıkardık. Yaylalarda sürekli görürdük. Annem tanıyor tabii ki derdi işte ufaklığımızdan beri bu saleptir falan filan. Tabii ziraat mühendisliğini tercih etmemdeki sebeplerden biri de buydu. Benim toprağa karşı, yetişen ürünlere karşı doğal bir merakımın olması oralarda kadar dayanıyor. Ve gördüğüm hemen hemen her ürünün, özellikle hani sık tükettiğimiz mi diyeyim, sık karşılaştığımız ürünler de diyebilirim. Yetiştirilir mi? Nasıl yetiştirilir? Ben yetiştirebilir miyim? İlla doğada mı olması gerekir gibi sorular aklıma geldikçe ve doğada, o yaylalarda, o güzel, ihtişamlı çiçeklerini görünce kendi bahçemde görme isteği de doğdu. Ondan sonra zamanla artık hani olgunlaşmaya başlayınca, biraz daha profesyonel bakmaya başlayınca kültürel ve profesyonel bakış açısını bir vizyonda birleştirip bunu hem doğamızda koruyabilmek adına yetiştiriciliğini yapıp hem de ek bir gelir kaynağı oluşturabilmek için bahçe kültürünü almaya karar verdim. Bu şekilde başladı aslında bir bakıma. Yani bunların hepsi bir bütün haline geldi. Geçmişteki izleri unutamıyorsunuz. Orada hatırladıklarınız, şimdi hatırladığınızda o zamanki anılar daha bir muhteşem geliyor. Ve onları yaşatmaya da çalışıyoruz bir bakıma kendi içimizde. Bundan dolayı da mutluyum. Geçmişteki o anılarımın hala şu an toprağımda canlanıp filizlenmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Ülke nüfusunun da arttığını hesap ettiğiniz zaman talep artıyor doğal olarak. Şimdi doğadaki sökümleri tabii ki yasak ama kaçak sökümler mevcut. Buna rağmen yetiştiriciliğinin de az olmasından dolayı kıt bir ürün. Yeterli işte iç piyasa bile karşılanmıyor. Bundan dolayı ithal bile ediliyor. Bunları birleştirdiğinizde her yıl mutlaka ürünün fiyatı artıyor. En son yaş kilosu 2000 lira civarındaydı salebin. Ve kültüre ettiğiniz tarla parselini ektiğiniz miktar bazında da kar marjınız işte hasat edeceğiniz ürüne bağlı olarak da rakamlar değişebiliyor. Minimum bir dönüm araziye 500 kilo 400 kilo civarında ürün diktiğinizde minimum zaten sürdürülebilirlik açısından 1'e 2 almanız gerekiyor. Yani ürünün 2 katına çıkmış olması gerekiyor. Yani bir 400 kilo civarında bir yaş ürün almanız takdirde bunu 2 ile çarptığınızda dönümüne 800 bin lira gibi bir cirosu açığa çıkıyor. Tabii masraflarınızı da düşünmeniz lazım çünkü işçiliği zor bir ürün, işçiliğe muhtaç bir ürün. Ama diğer tarımsal ürünlerle kıyasladığınızda kar marjı oldukça yüksek. Tabii bu kişinin bakımına yani yaptığı bakıma göre de değişecektir. Salep Osmanlı kayıtlarında dahi mevcut. Özellikle padişah içeceği olarak da geçerdi. Yani tarih boyunca da tüketilen bir ürün olduğundan dolayı günümüze kadar rahatlıkla tüketimi gerçekleştiren bir ürün olarak geldi. Üretilmemesi mümkün değil ve bakıyorum başka illerde işte çalışmalar başlatılıyor, üretimine geçiliyor ama Kastamonu'da bir türlü hala da üretim bazında duyulabilirliği yok veya hamleleri yok. Bir an evvel Kastamonu'nun bu listelere girmesi lazım. Artık adının salep konusuyla da duyurulması lazım. Çünkü salep açısından zengin bir memleket. Doğasında harika ürünleri olan, harika salepleri olan bir memleket. Yetiştiricilik bazında da artık
adının olması gereken bir şehir. Normalde de bizim topraklarımız biraz ağır bünyeli, kirli bir toprak. Bitkinin salebin istediği forma getirebilmek için biraz işlemden geçmesi gerekiyor. İşte ilk sürümden sonra toprağı bir güzel, özellikle koyun gübresiyle gübreleyip işte organik ihtiyacını, organik materyal ihtiyacını ve diğer işte mineral ihtiyaçlarını karşılamak için takviye ettik. Gelmesine özen gösteriyorum. Yoksa bitkinin toprak düzeyine çıkış yapması güçleşebilir. O yüzden tek tek dikilmesi gerekiyor. Makineyle dikilmesi zor. İşte sürgün başlarının yukarı gelmeme ihtimaline var. Çünkü bize 85 kilo hibe olarak verdiler. Arasında salep orkidesi mevcut. Yani doğal ortamında yetişen bir şeyin tarla kültüründe yetişme imkanı yok. Her sene mutlaka yaylalara vesaire çıkardık. O arada sürekli görürdüm. Annem biliyor tabii.